Arkadaşlar bu havlayan garip. Ya ağalan yukarıda yatıyor. Bak gözleri parlıyor oradan. Benim en güvendiğim dostlarım bunlar. Bak şu anda saat gece saat 1:30. Zaten köpeklerin sesine uyandım. Zehir garipten biraz çekiniyor. O yüzden ona ayak uydurmuyor ama şurada 6 ay sonra en geç 1 yıl diyeyim. Zehir üstünlüğünü garibin üstünde hissettirir. Çünkü Eto gitti, şimdi buna kafa tutuyor garip. Ha bundan da var biraz. Kendine biraz güveniyor. Şşt. Garibin gözleri yukarıda parlıyor. Garibim, vay aslanım vay. Oyunlarında gözleri sanki uzakta bir ilçe veya da kasaba var gibi şuna. Arkadaşlar şu ileride yatıyor garip. Ağalın üstünde. Dem olur. Vay aslanım vay. Artık tabi burada ağaçlar, çiçekler açmaya başladı. Şu anda kiraz, fişne, elma, armut. Bunlar hep tam çiçeğin üstünde. Manavgat, Antalya bölgesinden arılara
aracılar getirmeye başladı arkadaşlar. Çünkü kışın orası soğuk olmuyor. Kış yatağını oraya götürüyor. Orada portakal, püren, yani bu tür çiçekler eksik olmuyor. Şeyde Manavgat'ta, Antalya'da. Ama maşallah arı gerçekten güzel çalışıyor. Hava var ya gerçekten sıcak şu anda, saat 9.30. Şöyle bir yarım saat daha oyalansak gitmeyecek sıcakta koyun ya. Sabah bu tarafa geliyorum çünkü çiğ oluyor, otlar ıslak oluyor. Gündüzünü çabuk aldığı için o zaman iyi yayılıyor. Değilse çile olduğu zaman koyun otu tutmuyor, çok geziyor. Akşamüstü de karşıya gidiyor. Yere geldin babası? Dura ne? Okul mu kızım? Sen de oynayacaksın mı? Neden? He? Ne oynayacaksın? Hadi bir oyna da göreyim ben. Hadi kızım. Parka gittiniz mi? Parka gittiniz mi? Dedi. Götürmedi bana. Arkadaşlar bugün 23 Nisan değil ama bayram tadiline denk geldiği için 23 Nisan tarih olarak gecikme de olsa çocukların bayramını organize etmiş öğretmenler. Bunlara çok olmak var. Hadi bir de sen oyna. Hadi kızım oyna. Ayaz alacağım mı? He? Arkadaşlar koyunlar iyice dağıldı. Ama bölündü bak. Bölünen koyun bak nasıl geliyor. Aşağıdan. Yani bölünme riskinin az olmasının sebeplerinden biri, en büyük sebeplerinden biri, yani içinde yabancı koyun olmaması, anneli kızlı olduğu için, yani hep damızlıkları kendi kuzularından yetiştirdiğim için o yüzden koyun çanının sesini takip ediyor. Aşağıda bak. Zaten aşağı götüren alakoyun var bir tane. Onu bu sene satayım arkadaşlar. Çünkü koyunun düzeni bozuyor. İster istemez koyunu sağa sola çekiyor. Arkasından çekebilseydi daha aşağı derenin kenarına inecekti.
Ege! Karşıdaki büyük binada arkadaşlar şey, en ilerideki üniversite binası, yurt, üniversite yurtları var. Şu berideki yolun üstündeki binada şey, hastane, Bozkurum Devlet Hastanesi. Çevişler dağ ergini vallahi yoluyor ha. Armudu. Ya var teke ne istiyor? He? Ne istiyor teke sen? Ay maşallah be, karnı da uzadı. Lan bırak şu ceketi. Ne istiyor? Zaten yeterince doymuş karnın. Yayık gibi çıkmış maşallah. Arkadaşlar canım kurt var. Ama tabi ben göremedim ama köpekler buradan daha karşıya geçtiler. Hatta garip beyaz oldu, ona gölgenin içinde belli oluyor ama bütünler görünmüyor. Boşuna akşam köpekler boşuna bağırmıyor yani, havlamıyor. Ya garip bak. Arap kafenin üstünde.
Hava kapalı ama yağmur gösteriyor. Yağmıyor. Şöyle inşallah bir yağar ki toprak kurulayacak. Özellikle yayla için çok iyi olur. Yayladaki otlar rüzgar yakmış sapsarı. Yani yukarı yayla yağmasa bu sene ortalık iyi değil. Bir tarafında su, bir tarafında ot. Acıkan karnını doyuruyor, susayan dereden suyunu içiyor. Karnını doyurup suyun içinde serilip yatıyor. Tekeye baksana sen, iyice uyuyor. Teke 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 teke. Bademler de artık şöyle bir haftaya kadar yenmeye başlar arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bayağı içinde büyükleri de var. Taze taze, doğal, organik, hiç içine katkı maddesi yok. Kendi başına dağda oluyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Koyundan geldim. Şimdi yemeğimi yiyeceğim. Tekrar koyundan gideceğim. Umarım beğenirsiniz.